Evet, bu durumda 200 bin liralık soruyu açıyoruz. Açalım. Açalım. 200 bin lira değerindeki 9. sorumuz geliyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında geçtiğimiz 600 milyon yıldaki dönüş hızı hakkında hangisi söylenebilir? A. Gitgide arttı. B. Gitgide azaldı. C. Hiç değişmedi. D. Bir artıp bir azaldı. Dünyanın dönüş hızını düşündüğüm zaman öncelikle Güneş etrafındaki dönüş hızının bir artıp bir azaldığını biliyorum ekseninden kaynaklı. Çekim daha yaklaştığı noktalarda daha hızlanıyor ve daha hızlı dönüyor. Ama kendi ekseni etrafında biraz daha tabii farklı bir soru oluyor. İlk bakışta bir cevabım olmamakla beraber biraz düşüneceğim üstüne. Neden artabilir ya da neden azalabilir arayacağım aslında. Ben kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı atmosferin kalınlığı azaldıkça sürtünmenin azalmasından kaynaklı artabilir mi diye düşünüyorum. Hiç değişmediği olduğunu zannetmiyorum. Biraz şey sözünü çok severim. Tek değişmeyen şey değişimin ta kendisidir. Genel olarak uzay, evren konularında da gerçekten değişim çok tek kaide diyebiliriz. Hiç değişmediği cevabını kafamda eledim diyebilirim. Değişmeyenle ilgili başka güzel bir söz daha vardır. O da hani insanlar için söylenir. Değişmeyenler deliler ve ölülerdir. Evet, çok doğru gerçekten. İnsan değişiyor, büyüyor, gelişiyor. Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı hakkında. Peki kendi ekseni etrafında hızlandığını düşünsek bunun bize etkisi ne olurdu? Bunları da biraz düşünmek istiyorum. Günlerimiz kısalırdı. Daha hızlı dönüyor olsaydı. Bana bir şıkkı tekrar yaklaştırdı açıkçası. Şimdi şöyle, çünkü artık yıllar dünyanın güneş Kendi etrafındakisi. ekseni etrafında ki dönüş hızından bahsediyoruz Evet. mesela. Yani hızlanması ve yavaşlamasını soruyor soru aslında. Buradan Ben sanırım az önce yola çıkarsak. yaptığım lafı geri alacağım. Ne dersin peki dinozorlar zamanında günler daha mı uzundu, daha mı kısaydı? Var mı bir fikrin? Fikrim gerçekten yok şu anda ama 600 milyon yılı düşününce bence günler kısalıyor. En azından bana gün geçtikçe öyle hissettiriyor. Şimdi şöyle düşünüyorum. Büyüdükçe daha çok gelecek o his sana. Evet, şimdiden geliyorsa ben ilerisi için çok korkuyorum bu konuda. Şu anda çekilirsem de aynı ödülü alıyorum. Baraj ödülünü sanırım. O yüzden ben cevap vereceğim. Ben gidiş hızının de bir artıp bir azaldığı son kararım. Son kararın peki. Tam sana bir durum değerlendirmesi yapıyordum ki son kararım dedin ve cevap verdin. Ben de beklemiyordum. Yani diyecektim ki buradan 100 bin lirayla gidebilirsin ya da istersen 200 bin liralık soruyu açarız diyecektim. Sen durum değerlendirmesine daha fırsat vermeden son kararım dedin. Ben de kendimden beklemiyordum bunu. Olsun, sağlık olsun. Evet, çok keyif aldım. Çok Bence de güzel bir deneyimdi keyifliydi. benim için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi ederim. akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.